Selamlar arkadaşlar. Bugün midde Yasuo istendi. Ben de midde Yasuo oynuyorum. Çok bilmiyorum Yasuo'yu. 6 seviye olsa da. Güzel, ilk kan aldık. Bu iyi. İlk kanı ben aldım, çok iyi. Güzel bir invite girişimi oldu. Şunu da kapatalım. Mouse sesini kapattım. Umarım sesle de bir sıkıntı yoktur. Çok uğraştım, bir sürü filtre falan ekledim. Hiç anlamadığım şeyleri yani öylesine ekledim. Düzelir diye. Düzeldi gibi. Şu anlık. Karşımda Fizz var. Fizz E başlamış. Güzel benim için en azından. Çok farm kaçırdım. Hatta hiç farm alamadım. Ama güzel, Fizz'i dövebileceğimi düşünüyorum. Çok hakim olduğunu düşünmüyorum Fizz'e. Hızlıca ondan farm kaçırması için kule altına yetişen minyonları. Aa, pink. Hayır, lütfen. Şu adamın kulesinin altındayken pink girmesin de. 2 farm alabilmiş. Wi-Fi'mi kapattım. Bu arada Instagram'da bir postun altına, 9x'in postunun altına bir yorum yaptım. Ve yemediğim linç. Gerçi destek olan da oldu da. Ama benim dikkatimi çeken daha çok linçler oldu. Yani herkes Allah'la ilgili bir ironi yaptı. Ya yani daha doğrusu Allah'la çok alakası yok konunun. Ama ben Allah'ı dahil ederek bir ironi yaptım. Ama bunu anlamayan insanlar işte, yani şöyle diyeyim, insan demeyeyim, onlar kendilerine küçük tanrıcıklar zannediyorlar. Allah'ın adına karar verebiliyorlar mesela. Sen niye böyle bir hata yaptın Fizz? Ya şey yazıyordu işte, koronavirüsü Türkiye'nin tövbe etmesini bekliyor gibi bir şeydi. Muhtemelen görmüşsünüzdür, denk gelmişsinizdir böyle bir gönderiye. Ben de dedim ki Allah'ın yapılacaklar listesi yazdım. İşte bir kainatı yarat, müthiş bir düzen yarat 2. 3'e de Türkiye'nin tövbe etmesini bekle yazdım. İşte sen kimsin, Allah'la şey yapıyorsun, dalga geçiyorsun. Bilmem ne. He, bir tanesi bir ayet yazmış. Ya. Kendi ayet olduğunu bilmiyor olabilir muhtemelen. Fizz gitti bu arada. Ayet olduğunu bilmiyor olabilir. Çünkü çocuğun profiline girdim. Bütün fotoğraflar çıplak. Hiç giyinik bir fotoğrafı yok. Beni ilgilendirmiyor tabii ki ama yaptığı yorum. Ya onu sal bana. Salsana. Ignite atmışım adamı. Ah, kaçırdım belki. İşte çocuğun profiline girip bakayım dedim. İşte bana kalpleri şey, şüphe ve bir şeyle dolu bir şeyler yazmış. İşte. Twitter'da da bu arada paylaştım onu. İşte bir tane ateist filozof var. Arthur Schopenhauer. Sanırım Schopenhauer diye okunuyor. Ya adamı biliyorum da. Adam inançsız bir adam. Onun sözünü falan paylaşmış profilinde. Bir de profilin girişinde Yasuo'nun sözü yazıyor. İşte ne onun ismi? Yasuo'nun bir sözünü yazmış. Ama çocuğun cidden profilinde bir tane bile giyinik fotoğrafı yok. İşte, muhtemelen story falan kullanıyordur. Ya, kullanmıyor olsa bile ben story tanrısı diye paylaştım onu Twitter'da. Şimdi fizik kestim. Hadi be. Bastım R'ye de yetişmedim sanırım. Fizik karşımda duramıyor. Gerçekten bilmiyor hiç bizi. Kötü oynadım oraya ama neyse skoru aldım. Böyle bir şey oldu işte 5K'ya yakın 4.5K mı ne bir like aldım. İşte 100 küsürde yorum var. Yorumların çoğu kendi duyarlarını kasma. Yani din konusunda kendime güveniyorum bu arada. Hani öyle dinsiz inançsız bir insan değilim. İnanıyorum Allah'a ve bu konuda kendimi geliştirdiğim noktalarda var öyle söyleyeyim. Hani bu ironinin günah olmadığını biliyorum en azından. Bu kesizlik muhtemelen küre falan yapacak bana. Niye bu kadar zorladın ki orayı? Bana gelmedi. Yani gelmese ben daha iyi oynarım. Başka lane'lere git. Yani Fizz durduk yere 3 kill aldı. Tamam bilmiyor adam oyunu da. Güzel 350 gold aldım artık. Hiç E falan da atmadım anasını. Çok dikkat etmedim anasını da. Yani dümdüz kaçtı. Ignite atmama bile gerek yoktu aslında. Zaten sana hiçbir konuda yardım etmeyeceğim. Kusura bakma. Ben skorlarımı çaldım. Skorumu çaldım daha doğrusu. Biz dediğim gibi bilmiyor muhtemelen Fizz oynamayı. Bir Barışcan'ı izlemiş gelmiş gibi geliyor bana. Ya burada Barışcan'a tabii ki hakaret etmiyorum. Onu da çok severek izliyorum ben de yani. Ama işte tam öğrenmeden. Bu adam yok. Tıkan mı atıyor oraya? Pinkport mu atıyor? İstemiyorum senden genç. Şöyle yukarı alalım mı? Hayır pink girme ya. Bugün sabah video çekecektim normalde ve saat 5'e video yetişecekti. Bu arada etkileşim de iyi oldu. Şeydeki Instagram'daki gönderdi. Şuraya gideyim. Hadi yetişin. Böyle ölürsün sanırlar hiç karışmam. O karmayı çok istedim yani. Double buff için. Gel buraya gel. Aa karma buraya gitmiş. Sıçram var. Karmaya dalabilir miyim? Ah be. Şey Twitch'e gitti skor. Kötü oldu. Ben almak istiyordum o double buff'ı. Bana mı küfür etti? Gerçekten şu an keyif alıyorum Zaun'un ölmesinden. Bizim botumuz da bayağı iyiymiş bu arada. Güzel. Yani Yasuo'yla Atalay bugün Atalay'la girmiştik oyuna. İşte evdekilerin bazı sıkıntıları yüzünden. Yani nedense benim üstüme oynamak istediler bugün evde sanırım. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi ben bağırıp çağırınca laf oldu. Bayağı kötü oynadım oyunu. Çok tiktim. Biz... Aa burada. Takım... Neden böyle bir şey yaptın? Ya şeytan diyor ki ya hiç şey yapma. Oyunu oynama yani, bırak. Bu muhtemelen jungle'la pire zilim. Bana bu kadar ağladığına göre. Siz bilirsiniz yani, ben lose alsam da benim için sıkıntı değil. Ya şu omzu niye kaldırıyorsa dönerken. Şimdi o Fizz'i keseceğim direkt kule altı girip. Hadi be. Basamadım R'ye. Ya basıyordum. Menzilde değildi. Ya neden buradasın? Geri zekalı ya. Gerçekten hani adamlar beyinsiz. Zilin yani orada dur, tamam ben de bottan farm alırım. Hepsi burada. Şu pink de girmese bana çok güzel olacak da. Pink giriyor. Bizim mor da tepiyormuş. Evet, ejderi verdik. İşte bu jungle'ımızın müthiş oluşundan kaynaklı önde olduğumuz maçta ejder alamadık yani. Size yardım falan yok. Aslında Twitch'e ayıp ettim biraz da. Vurup öten var sana. Bir base atayım. Ayakkabıyı bitireyim. Kimden? Mardeniz koçundan şey aldım. Farm yapamamışım ya. Kötü farm yaptım. Biraz tilt olduk. Kusura bakmayın bunun içinde. Bana yani üstüme oynanıyor. Sabah da çok sinirliydim. Sinirimi hala tam atlatmış değilim. Sabah mesela Victor lane early'de, lane başı yani, hatta oyun başı yani lane'de dürtüyor beni ama hiç umurumda değil, farm'a vuruyorum ben falan, böyle bayağı şey olmuştum. Çünkü yani evdekileri söyledim, dedim sessiz olun, video çekeceğim, hani bunu haberini saatler önceden vermiştim. Ne diyorum? Ya bir daha Yasuo videosu beklemeyin diyebilirim. Çünkü cidden bilmiyorum Yasuo'yu. Öğrenmek gibi de çok bir niyetim yok. Çünkü Yasuo oyuncularına çok şey gözle bakıldığı için. İyi oynayanlar da var, kötü oynayanlar da var, evet de. Her şey için durum böyle de ben bilmiyorum, Yasuo'yu pek sevmiyorum yani. Yani gördünüz ne yaptığını. Tek başıma oynadım orada. 2 kill alınca geldim. O kadar salakça muhabbet dönüyor ki şu sohbeti. O onu içeri alıyor. Çaldın kardeşim. Çalmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ha ne oldu lan? Şey XP falan veriyor bana. Bir pentamız yok mu ya? Fizz'i keseyim mi? Kaç saniye var? 4 saniye. Fizz gel Fizz. Fizz penta var. Çok kötü attım W. Orada Penta'da kaldı gözüm. Çok şey yapmadım, dikkat etmedim yani. Olsun ama sorun değil. İyiyim, orada 3 tane skor olmuş. Yani şimdi ikinciyi aldı da. Orada şaka gibi öldü. Ben bütün jungle'ın ormanına bir döneyim ya. Karma niye orada girdi ki? Ya oyunu kazandık, o yüzden hani skorum çok iyi değil ama 4'te 4'üm iyiydi, kabul et. Biraz oynadım orayı yani. Hiç bilmem. Evet 6 seviye, şimdi neden 6 seviye falan diyeceksiniz de. Hesabı ilk açtığım zamanlarda bu hesabı kardeşime veriyordum oynasın diye, yani el onu şey atsın diye. O benden daha iyi oynuyordu o zamanlar. Şimdi tabii ki benden iyi değil. O da Yasuo oynuyordu sürekli hesapta. Bu benim LoL'deki ikinci devamlı oynadığım hesabım. İlk hesabım bir ödeme probleminden dolayı ban yedim. Şöyle ödeme problemi ban dediğimde Facebook'tan sanırım tanıştığım ya da bir sosyal mecradan tanıştığım bir arkadaş. Bir konuda yardım ettim ona. Yani oradan tanışmıştım. Öyle bir şey. O vasıtayla tanıştık yani. O yardımın sayesinde. Ben sürekli ölüyorum yani. O vasıtayla tanıştığım bir arkadaş işte bana şey dedi. İşte sana dedi bir LoL hesabını şey yapayım, RP çekeyim dedi. Madem dedi bana şey yaptı, işte yardımcı oldum vesaire. Ben de tamam dedim. Bana işte kart bilgilerimi veriyorum, girsen şey yap dedi, hallet dedi. Ne kadar istiyorsan al dedi. Ben dedim ki bak şey yapacağım, hani en pahalısından alacağım, al dedi. Hatta birkaç tane al dedi. Tamam dedim, aldım ben de 3 tane, 285 lira falan yaptı toplam. Onu da nereden biliyorum. Sonra benim hesap ban yedi, ödeme işte kabul edilmedi falan diye. Bana verilen kredi kartı sahteymiş. İşte şu an 285 mi 255 mi ne borcum var Riot'a. Onu ödediğim takdirde hesabımı geri açabileceğim. Ben de uğraşmadım. Aklın sonuna gidebilirim yani. Aslında gerek yok gibi ama olsun. 3 tane AP var karşıda. Bir de %50'nin altına can çalma veriyor ya. İyidir iyi. Öyle bir ban şeyim var yani. Onu da gösterebilirim hatta bir ara. Bir yayında falan gösterelim belki. Hadi be, ona evet sıçrayı yapacak mı? Güzel, ölme ölme, hadi be, öldüm. Neyse iyi ya, iyi oyun oldu, kısa da sürdü, 26 dakika çok kısa olmasa da. Niye Sylas böyle bir şey yazdı ki? Evet, nefes daha bulur. Hemen oyun sonu ekranına geçelim. Twitch'e honor vereceğim. Belki Morde'ye de verebilirdi ama. Neyse Twitch 3 tane de honor almış. Minimum 3 tane. Şöyle hasarlarda Twitch benden biraz daha fazla vurmuş. Yani 3K kadar. Şu Zillion'la Zahir'i korklayacağım. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arkamda da Türk bayrağı. Şimdi OBS'i açtım, oradan görüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.